Merhaba. Bugün multiple sklerozdan söz edeceğiz. Multiple skleroz beyin ve omuriliği tutan, göz sinirini ilgilendirebilen uzun soluklu bir santral sinir sistemi hastalığı. Merkezi sinir sistemi hastalıkları ve bağışıklık sistemi arasında bir hastalık aslında. Otoimmün dediğimiz iltihabi hücrelerin beyinde, omurilikte ve göz sinirinde zaman zaman zedelenme yapabildiği bir süreç sonrası ortaya çıkan çoklu belirtileri görebiliyoruz. Bu çoklu belirtiler kuvvet kayıpları olabilir, denge kayıpları olabilir. Başlangıçta göz sinirinin etkilenmesi, görme keskinliğinde azalma olabilir ki göz ağrılı, göz hareketlerinde ağrılı başlayabilir. Başlangıç bulguları biraz daha sessiz olabilir, yanıltıcı olabilir. Mesnetsiz yorgunluk, belli bir iş yapmadan yorgun hissetmek, daha sabahtan yorgun hissetmek gibi. Dediğim gibi bu zihinsel etkilenme olabilir, dikkat eksikliği olabilir. Genel yavaşlama olabilir, kuvvet kaybının öncesinde duysal bulgular biraz önce de belirttiğim gibi çok sık olabilir. Yanma, batma, uyuşma, karıncalanma gibi. Mesaneyi etkileyebilir belli bir dönemde ve bu bulgular zaman zaman geçici olabilir, zaman zaman tekrarlayıcı olabilir. Özellikle bir arada olduğunda tabii mutlaka dikkat çeker ama öncesinde de inatçı bulgular varsa, yorgunluk gibi, gelip geçen uyuşukluklar gibi, gelip geçen kuvvet azlıkları veya görme keskinliğinde azalma gibi mutlaka bir nörologla ilişkilendirilmelidir, bir başvuru yapılmalıdır. Multiple sklerozun kesin tanısı başlangıçta çok kolay olmayabilir açıkçası. Çoklu belirtilerin olması, kuvvet kaybı, denge kaybı gibi bu belirtiler neredeyse MS için çok özeldir. Çoklu belirtilerin bir arada olduğu, buna bir de duyu kaybı eklenirse, mesnetsiz yorgunluk etkilenirse bunlar aklımıza mutlaka multiple sklerozu getirmelidir. Öğrencilerimize de biz bunları söyleriz. Çoklu belirtiler santral sinir sisteminde ilk başta genç bir hastada söz konusuysa 20 ila 40 yaş arasında multiple sklerozu akla getirmelidir. Bu belirtilerin yönetimi çok zor değildir açıkçası ama öncelikle tanı koymaktır mühim olan. Tanıda bazı desteklerimiz vardır. Görüntülemeden bahsedelim. Multiple sklerozda MR, beyinle omuriliği incelediğimiz manyetik rezonans görüntülemeyi önemseriz. Tanıya çok destekli olur ama özellikle tabii anamnezdir, hastanın aldığımız hikaye, geçmişte herhangi bir hata var mı? Bulduğumuz belirtiler ve bulgular özellikle kliniğin üzerine inşa ederseniz MR'daki görüntülemeyi tanı şansınız çok çok artar. Yine de bir tanı sorunumuz olursa bel suyu dediğimiz bir inceleme ile bu tanımızı daha da güçlendirmek mümkün. Multiple skleroz genç insanları ilgilendirir. Özellikle 20 ila 40 yaş arasında biraz da kadınlarda daha fazla olmak üzere sık görülebilen bir hastalıktır. Genç insanları etkilemesi, sürecin erken dönemde belirsiz olabilmesi, çoklu belirtilerin olabilmesi bu anlamda önemlidir. Özellikle genç hastalarda erken dönemde tanının konmasını, tedavinin erken başlanmasını, sonuç alabildiğimiz tedavilerde olabildiği için önemseriz. MS'in genetik olduğu çok sıklıkla sorulan bir sorudur. Anneden babadan çocuğa direkt geçen bir hastalık şeklinde bir kalıtsal yolu yoktur. Ama bir genetik yatkınlığın üzerine çeşitli çevresel faktörler, B vitamini eksikliği olabilir, son dönemde sıklıkça konuştuğumuz bazı virüslerin yatkınlık yaratması olabilir, başka çevresel toksinler olabilir. Daha henüz tıp dünyası bunları tam olarak aydınlatabilmiş değil ama bir genetik yatkınlık olduğunu düşünmekteyiz. Multiple skleroz özellikle kadınları 1,5-2 kat daha fazla tutmaktadır. Genellikle daha beyaz ırkın hastalığıdır. Yani Kafkas kökenli beyaz insanların hastalığıdır. Böyle bir ayrım güder bu hastalık. Özellikle Akdeniz ülkeleri ve kuzey ülkelerinde daha fazla görülür. Özellikle kuzey ülkelerinde çok binde bir görülebilen bir hastalık oranlarına çıkabilmektedir. Türkiye'de 35-40 bin hastadan bahsediyoruz. Bunların da büyük bir bölümü dediğim gibi 3'te 2'si kadın olmak üzere genç kadın hastalarda bu belirtiler, çoklu belirtiler olduğunda da hekimlerin hakikaten farkında olması önem taşır. Multiple skleroz adı üstünde multiple çoklu bir özellik gösterir. Gidiş açısından da bu böyledir. Biraz önce belirtilerden de bahsetmiştim.
çoklu belirtilerin yanında gidiş açısından da çok farklı gidişler olabilir. Bunlar ataklı giden hastalar ve yavaş seyirli giden hastalar olarak ikiye ayırabiliriz ilk başta. Ama yavaş giden hastalarında hızlı gidenler olabilir, daha yavaş seyirli olabilir. Ataklı giden hastalarda tek atak ilerleme olabilir veya seyrek ataklar olabilir, daha iyi huylu bir seyir olabilir. Bazen tek atak olup yıllarca yeni bir atak görülmeyebilir. Bazen de ataklar arka arkaya peşi sıra gelebilir. O durumda da zaten erken tedavinin çok büyük önemi vardır. Hem yavaş ilerleyen grupta, atak olmadan seyreden grup için, hem ataklarla giden grupta biz erken dönemde tedavi planını, yönetim planını hastayla birlikte çizeriz. Evet, multiple skleroz atakları da sıklıkla sorulur. Hastalık seyrinde gördüğümüz duysal dalgalanmalar, gelip giden uyuşmalar, karıncalanmalar, yanma batmalar her zaman atağı temsil etmez. Atak dediğimiz 24 saati geçen, ortalama da 3-4 hafta süren bir dönemdir. Gündelik hayatı zorlayan, kişiye kısıtlayan bir dönemdir. Kuvvet azlığı olabilir, denge bozuklukları olabilir. Bir optik nörit atağı dediğimiz görme keskinliğinde azalma, ağrılı göz hareketleri olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunun yanında öğrencilerimizle de paylaştığımız gibi ateş, vücut ısısının artması hastalığı sanki kötüleştirir gibi olabilir ama bu geçicidir. Biz bunlara dalgalanma veya yalancı atak deriz. Diyelim hastanın ateşi oldu, enfeksiyonu var, acile sanki bulguları ilerlemiş gibi gelebilir ama ateşini düşürürsünüz. İnfeksiyonu kontrol altına alırsınız. Söz gelimi bir idrar yolu enfeksiyonudur. Kontrol altına alınır. Hastanın bulguları geriler. Biz bunlara yalancı atak deriz. Bunlara atak gibi muamele edilmemesi de önem taşımaktadır. Atağın hızlı tedavileri vardır. Bunlardan en çok kullandığımız da kortikosteroid dediğimiz ilaçlarımızdır. Erken dönemde tabii atağın kontrolü de önem taşımaktadır. MS tedavisinde çok yol aldığımız bir dönemdeyiz. O bakımdan hem hekimler olarak hem de hastalar olarak gerçekten şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda çok ciddi, çok derinlemesine araştırmalar yürüyor. Hastalığın ciddiyetine göre, başlangıç bulgularının taşıdığı riske göre ki bunlar kuvvet kaybıyla, denge kaybıyla başlamak riskli gruptur söz gelimi. Bunlarda biraz daha etkin tedavileri tercih ederiz. Daha hafif, daha seyrek, daha geniş aralıklı ataklar varsa daha belki ilk basamak dediğimiz tedavilerden birini seçebiliriz. Hastalığın sürecini takip etmek çok önemlidir. Takipte hem klinik, hem hastadan aldığımız bilgiler, hem görüntüleme bulgularıyla bize destek olan veriler çerçevesinde tedavi planımızı yapmak lazım. MS'de takip her şeydir. Takip ettiğiniz noktada yakalarsınız bir takım gelişmeleri. Çünkü uzun süreçli bir hastalık olduğu için yakın dönemde ara ara hastayı görmek, tedavinin takibi için de hastalığın gidişi açısından da tedaviye cevabı kontrol etmek açısından da çok önemsediğimiz bir dönemdir. Erken dönem tedavisi yol almamızı sağlayan, hasta açısından çok önemli olan bir dönemdir. Tedavi penceresi deriz biz bu döneme. Bu tedavi penceresini çok iyi kullanmak zorundadır MS hekimi. Bu pencereyi iyi takip etmekte önem taşımaktadır. En uygun ilacı bu dönemde seçerseniz uzun yol alırsınız. Uzun vadede çok iyi yol alırsınız. Multiple skleroz tedavisi sevgili takip edenler için, yakınları MS olanlar için, MS hastalarımız için sadece tıbbi tedavi değildir. Sadece hekiminizi görmeniz değildir. Bu uzun soluklu hastalıkta sizin de enerjinizin iyi korunması ve uzun soluklu olması lazım. Nelere dikkat edeceğiz? Bir, yorgunluğu yönetmemiz lazım. Arada dinlenmeler, kas gücümüzü korumamız lazım. Spor yapmamız, düzenli spor yapmak çok çok önemli. Bu bir yürüyüş olabilir. Birlikte çalışabileceğiniz bir yakınınızla bazı hareketleri sizin için planlanan, bu konuda çalışan fizyoterapistlerden aldığınız bilgiler çerçevesinde egzersizler olabilir. Güçlendirici kas hareketleri, güçlendirici denge hareketleri yapabilirsiniz. Günlük rutininizin bir parçası olmalı. Dengeli beslenmemiz lazım. Özellikle gereksiz karbonhidratlar, çok rafine edilmiş gıdalar, şeker gibi, beyaz un gibi, bunlardan tuz gibi uzak olmak bütün sağlıklı yaşam
planlayan kişiler için önemli olduğu gibi MS'de özellikle önemlidir. D vitaminden eksik kalmamamız lazım. Türk toplumu Akdeniz ülkesi olduğu halde D vitamini düşük bir toplumuz maalesef. Kapalı alanlarda, hele çocuklar kapalı alanlarda vakit geçirdikleri için D vitamini eksikliği çocukluktan itibaren kontrol etmesi gereken, yerine konması gereken bir vitamindir. Buna mutlaka baktırmakta fayda var. Bunun yanında Akdeniz tipi beslenmek, genel sağlıklı beslenme prensipleri adına çok önemlidir. Bizde de çok önemlidir. Omega'dan zengin beslenmek çok çok önemsediğimiz, hastalarımıza tavsiye ettiğimiz yanlarıdır. Sıcaktan korumak önemlidir. Bu da vurgulanması gereken bir konudur. Mesela sıcak banyo, kaplıca, sauna veya çok terletici sporları önermeyiz. Yine gençler için söylüyorum, bizim çok genç hastamız var. 20 ila 40 yaş arasında sıklık gösteren bir hastalık olduğunu düşünürseniz karşılaşmalı sporlar dediğimiz ya da yakın temas sporları, basketbol, futbol, bunlar çok güzel sporlar, voleybol ama bizim hastalarımız için travmatik olabileceği için çok önermeyiz. Bir de vücut ısını artıran sporları çok önermeyiz. Yüzme söz gelimi ideal sporlarımızdan biridir. Su içindesiniz, bütün kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Yürüme ideal bir spordur. Hem meditasyon açısından güzeldir. Pilates olabilir, yoga olabilir, emin ellerde. Düzenli fizyoterapi olabilir, emin ellerde. Bunlar önemsediğimiz konular.